İlk anda yaşadığım şaşkınlıktı. İnsan böyle birden anlayamıyor. Haberin o kadar uzağına düştüm ki. Sanki böyle hiç tanımadığım birinin ölüm ilanını okuyup geçmek gibiydi. O kadar yabancı geldi. Herhalde ilk andaki şaşkınlık uyuşturdu beni ondan. Beni mektup kendime getirdi. O zaman hatırladım kim olduğunu. Bana yaptıklarını. Sonunda seni öldürtmek istemiş bir de. Biz düğünle eğlenirken babamla Kadir abi onun kiraladığı adam bulmaya çalışıyorlarmış. Seni öldürtmek istemiş. Amacına ulaşamayınca da kendini öldürtmüş. İntihar gibi demiş Ömer abi. Delirmiş. Zaten bana yazdığı mektuplar, ettiği telefon. Hiçbir aklı başında insanın yapacağı şeyler değildi ki. Bütün yaşananlardan sonra hala beni bekle demesi zaten delilik. Kendine gidecek yer bırakmadı. Sonra da her şeyin yükünü benim omuzlarıma yıkmaya çalıştı. Beni mutsuzluğa mahkum etmek için öldürtmek istedi seni de. Her şeyin sebebi benmişim. Hepsinin acısını benden çıkarmaya çalıştı. O mektubu da beni ömür boyu cezalandırmak için yazdı. Sevdiğinden falan değil. Ölümüne benim sebep olduğumu düşüneyim. Bir ömür vicdan azabı çekeyim istedim. Kendine sorumlu tutma. O kendi tercihleri yüzünden seçti bu yolu. Benim yüzümden değil. Zaten hep kolay yolu seçti. Hep kaçtı. Baksana şimdi çocuğunu bile düşünmedi. Yaptıkları sağlıklı bir insanın yapacağı şeyler değildi. Beni vururken de seni kaçırırken de hiç hapse düşeceğini düşünmedi. Biz ayırmak onda saplantı haline gelmiş. Seni ikna edebilmek için bıkmadan her gün yazdı hapishaneden. Telefonla aramaya bile cesaret edebildi. Bir şikayet edince de... Her gün mü yazmış? Bunların hiçbirini okumadığını biliyorum. Ne demek hiçbirini? Benim elime iki tane mektup geçti. Bir tanesini zaten okumadan yırttım attım. Öbürünü de Meryem abla aç demese açmayacaktım. Onu da yırttım attım. Kerim. Ne demek her gün yazmış bir şey söylesene. Ha, tamam Fatma Gül. Yani ben o mektupları sakladım diye bir şey demiyorum. Yani olabilir. Atamamışsındır. Hayır. Kim saklamış? Ne saklamış? Mektup falan saklamadım ben. Yapma Fatma Gül, gördüm. Ne gördün? Nerede gördün? Hepsi senin yatağının altındaydı. Benim yatağımın altında mı? Rüya mı gördün Kerim sen? Senin eşyalarının geldiği gün. Yengenle kaldırıyorduk, yerleştiriyorduk. Eşyalarını yatağının bazasına koyayım derken orada gördüm bir tomar mektubu. Hepsi açılmıştı, okunmuştu. Ya tamam olabilir, merak etmişsindir. Hayır, merak falan etmedim. Mektupta saklamadım ben, haberim yok. Tamam bir şey demiyorum, sakin ol. İster de ister deme, benim haberim falan yok. Gördüm diyorum Fatma Gül. Sen onun için mi gittin Bodrum'a? O mektupları oraya sen koymadıysan kim koydu? Kimin koyduğu belli. Sen onun için mi gittin, onu söyle. Aa, bunlar birbirine girmiş galiba. Sen onun için mi gittin Bodrum'a? Başka ne olabilir?
Fatma Gülbüz. Yeter artık ya! Hayır, hayır, dur! Uzak dur benden! Yeter artık! Deli misin sen be? O mektupları sen sakladın. Ona cevap da yazdın. Kim bilir daha neler yaptın? Yeter artık! Lütfen Fatma Gülbüz. Ha! Neler demezsin? Öldürürüm seni! Mukaddes Hanım. Ha! Sen mi sakladın Mukaddes? Bunu da yaptın mı? Ya yazıklar olsun sana ya, yazıklar olsun! Ne çullanıyorsunuz üstüme be? Ha? Sen konuşma! Kes sesini! Sen artık benim düşmanımsın! Bir daha senin yüzüme gözükme! Defol git hayatımdan be! Bak görüyor musun? Evlilikte nasıl hoşçakıyor yerde? Söylemiştim ben! Ben senin yüzünü görmek mi istiyorum? Nankör! Kes sesini! Defol git! Rahmi sen de bunları yalar yutarsan, beni ezer geçersen vallahi o çocukların yüzünü göremezsin. Abi yeter ama artık ettiği eziyetler. Hep senin yüzünden katlandım. Ama hayatımı mahvettin. En başından beri hiçbir zaman benim iyiliğimi düşünmedi. Hep kötülüğümü istedi benim. Sen benim abimsin, canımsın. Ben senden vazgeçemem. Kapım sana açık. Ama artık o kadını hayatımdan uzak tutacağım. Bana daha fazla zarar vermeyecek. Adımını atamayacak bu eve. Tamam kardeşim. Tamam. Sakin ol. Ağlama. Merak etme. Gelmeyecek bir daha. Görüşmeyeceğiz. Fatma Gül tamam sakin. Bırak Kerim sen de. Hiçbir şey sormadan, hiçbir şey söylemeden benim böyle bir şey yapacağıma nasıl inandın? Bir dakika bir dinle. Sen de konuşma. Sorgusuz, sualsiz bıraktın, çektin gittin. Böyle mi güveniyorsun sen bana? Böyle mi inanıyorsun? Dur, gitme üstüne şimdi. Kız haklı. Hem de yerden göğe kadar haklı. Bu son mektup yüzünden mi söyledin diğerlerinde ha? Üzdün mü kızı? Yok abla ya, konuşuyorduk, laf oraya geldi. Ben biliyordum bunun böyle olduğunu, biliyordum. Ya insan ama bu kadarını da konduramıyor. Doğrudan doğruya bunları ayırmak için yapıyor ya. İnsanın aklı almıyor. O kadın bizim tanıdığımızdan daha tehlikeli. Resmen hasta o kadın, resmen hasta! Şimdi de hırsını Rahmi'den alacak. Hadi gel, biz gidelim. Gidelim. Kız perişan, ne olur sen onunla ilgilen. Bize bir bakalım. Tamam abla, siz gidin. Sakın gitme üstüne, ne olur. Fatma Gül'e söyledi mi peki? Söyledim baba, haberi var. Fatma Gül nasıl, iyi mi? Üzgün. De başka şeyler de oluyor yengesiyle ilgili. Hayrola? Sonra anlatırım baba. Şimdi atölyeye gitmem lazım, ustalar gelecek. İşin yoksa gel orada konuşalım. Hemen çıkıyor musun? Hı, hemen çıkacağım. Peki, biz de o tarafa doğru geliyoruz zaten. Atölyede konuşuruz, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Ben atölyeye gidiyorum. Yalnız kalmak istemezsen gitme. Yok, benim de yapacak işlerim var zaten. Özür dilerim.
Her ne kadar kızsan da haklısın. Ama... Neden bana sormadın Kerim? Neden bu mektupların burada ne işi var demedin? Hı? Niye bunun için Bodrum'a gittiğini söylemedin? Oraya kadar kalktım, senin peşinden geldim. Halinden bir terslik olduğunu anladım. Kaç kere ne oldu, bir şey mi var diye sordum. O zaman niye söylemedin? Seni üzmek istemedim. Sen benim Mustafa'nın mektuplarını sakladığıma inandın. Bu senin için seni benim uzağıma düşürebilecek kadar önemliydi. Ve sen bunu bana söylemedin. Çünkü sen benim Mustafa'yı bitirdiğime inanmadın. Ve aklımın hala Mustafa'da olduğuna inana inana düğün yapalım dedin. Buna nasıl razı oldun? Biz birbirimize sözler verirken de sen bana inanmıyordun o zaman. Hep inanıyormuş gibi yapıyordun. Benim sana numara yaptığımı düşünerek sen de rol yapıyordun. Biz evliliğimizi yalanlar üstüne mi kurduk Kerim? Tabii ki değil Fatma'cığım. Benim inancım sana tam. Tamam, itiraf ediyorum. O mektupları bulduğumda kafam karışıktı. Acaba mı dedim. Ama babamla konuştuktan sonra yanlış yaptığımı anladım. Babam o mektupları muhakkak saklamışsın, bir nedeni vardır dedi. Ona da mı söyledin? Baban da mı benim Mustafa'nın mektuplarını sakladığımı düşünüyor? O da mı onu bitirmeden sana evet dediğimi zannediyor? Tabii ki öyle değil Fatma Gül. Başka kime söyledin? Meryem abla? Kadir abi? Bodrum'a gitmeden önceki gece Emre'yle dışarı çıktınız, içtiniz onunla. Ona da mı anlattın? Ona da mı dert yandın Kerim? Fatma Gül çok haklı. Bunu ilk duyduğunda da sana söylemiştim. Yanlış yapıyorsun diye. Biz bu kadınla ne yapacağız bilmiyorum baba. Mesele sadece o kadın değil. Ben şimdi nasıl gideceğim Avustralya'ya? Aklım hep sizde kalacak. Merak etme, düzeleceğiz elbet. Mahkemeden sonra uçak biletlerinizi göndereyim. Hemen kalkıp gelirsiniz yanımıza. Ya dur baba, acele etme. Burada düzenimizi bir oturtalım, gider geliriz zaten. Ben bir an önce gelip de orayı bir görün diyorum. Oranın havasını bir koklayın. Temenni yaşayabilir misiniz? Bir bakın. Ben orada yaşamanızı çok istiyorum. Hiç kimsenin sizi tanımadığı, hiçbir şeyin size yaşadıklarınızı hatırlatmadığı, sıfırdan bambaşka bir hayat kurmanızı istiyorum. Biz bütün düzenimizi burada yaşamak üzerine kurduk. Evimiz burada, işim burada. Fatma Gül'le bu konuyu konuşmadık bile. Aklımızın ucundan bile geçmedi. Orada iş imkanı da çok Kerim. İstersen hem çalışır hem okursun. İstersen de üniversiteye devam edersin. Fatma Gül'ü düşünüyorsun tabii. O alışamaz diye. Ama alışır. Lisan desen öğrenilir. Bilmiyorum baba. Bu çok zor bir karar. Biz burada düzenimizi bir oturtalım da. Bunu da düşünün derim ben. Her şeyden, herkesten uzak tertemiz bir başlangıç olur. Çoluğumuzu çocuğunuzu rahat rahat büyütürsünüz. Çoluğumuz çocuğumuz. O uzak bir şey değil. O da olacak. Daha yolun en başındasınız. Elbette çocuklarınız da olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.